Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Instagram sayfamda da paylaşmış olduğum Tunus işi fiyonkumun yapımını anlatacağım inşallah. Böyle çift renkli denedim, sade renkli denedim. Her ikisi de çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi vizyon rengiyle deneyeceğim. Birlikte öreceğiz. İnşallah ipimle kopur, ranta. Şu şekilde tığım, taban tığlarken de çiçeklerimi ördüğüm tığım 5 numara 1,50 milim arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup desteklerseniz arkadaşlar videolarımın devamı için inşallah çok memnun olurum. Zil butonuna basarak da bildirimlerinizi açık tutarak çektiğim videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bu şekilde inşallah başlayalım. 19, 16 zinciri çekerek başlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dört, beş, altı, yedi, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu şekilde 16 adet zincir çektim. Hemen ikinci zincire ip ilmeğimi almadan direkt ön dallarından, şu kısımlarından alarak tığıma ilmekleri topluyorum tek tek. Başını almıyorum hiç arkadaşlar. Farklı çok kullandığım boyut tam fiyonk arkadaşlar, fiyonk için ebat olarak bu büyüklüğü ben kullanıyorum genelde. Siz sık iğne ile de tercih edebilirsiniz. Şöyle ilmeğimi, tığımı alıp iki seferde iki kez ilmeğim çıkıyorum. Her defasında ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldım. İlmeğimi aldım. Sonda da iki tane ilmeğim kaldı. Şu şekilde ilk başı şurayı gevşek bırakayım biraz, hemen çektiğim tam dibine batarak başlıyorum. Tekrar bu arka kısımlarında belirgin zaten alacağımız yerler. Tek tek onları alıp çok basit. Bir fiyonk yapım arkadaşlar. Sona battım. En sonda da şu iki ilmeği şöyle birlikte aldım. Tekrar ilmeğimi alarak 2-2 çıkıyoruz. Yine aynı dibine batarak hiç ilmeğin başına almadan devam ediyorum. Yine tekrar bakın arkadaşlar, sonunu aldım. Bu en sondakinin ikisini birden batıp aralarından geçirip çıkıyoruz. Tekrar her defasında ilmeğimin başını alıyorum. İki sefer çıkıyorum. Bu şekilde tam ben 17 sıra ördüm. Siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ördüğünüz
şu 1, 2, 3 dişleri tam 17 sıra ben yaptım. Şu dişler yani gidip gelmeli bir sıra oluyor. Yapalım 17 sıra arkadaşlar. Şu kısmı diyorum ben. 17 sıra yapalım. Tekrar devam edelim. Bu şekilde ben 14 sıra yaptım. 15. sıradayım. Birlikte örelim istedim. 3 sırayı da dibinden iki, üç, şu kısımlarını belirgin zaten nereye batacağımız. Dört, beş, sonuncuyu da şu ikiye alarak iki iki çıkıyoruz. Her defasında başını alıyoruz ilmeğimizin. Şekilde batıyorum. En sonunda da burada belli arkadaşlar. Bakın şu görüntü olacak. Şu iki ilmeği alıyorum. 2 2 çıkıyorum. Son 16. sıra. Son bir sıramız kaldı. Sonra kenarlarını. Hemen dibindekinden alıyorum. Son sırayı yapıyoruz. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, şu kadardı. Ben tek renk yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu dişler 17 sıra. Kenarlarının şu pırpırlarını yapacağız birlikte. Çok basit. Ben bunu tek renk yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde iki zincir çektim. Birine batarak ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki arka dalına tekrar kaydırma tekniğiyle birleştirdim. İki zincir çektim. Başını aldım. Yanındakine şu battığım kısımları var ya turnusu işi yaparken aşağıya doğru giderken sırayla yaptım. İkili trabzan. Hemen bir yanındakine kaydırma tekniğiyle battım. İki zincir çektim.
Bir yanındakine ikili trabzan yaptım. Yanındakine kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. İki zincir çektim. Yanındakine iki trabzan. Hemen yanındakine kaydırma tekniği. İki zincir çektim. Yani aynı yere batmıyoruz. Her defasında bir yanındakine batarak iki zincir çektim. İkili trabzan yaptım. Zaten köşeye denk geldi. İki zincir çektim. Şurada hemen iki dalını alıyorum. Bir yanındakine kaydırma. Burada da iki dallarına belini zaten ördüğümüzde o görüntü oluştu. İkisine yani aralarına batıyoruz. Tek dal almıyoruz. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Yanındakine kaydırma tekniğiyle battım. İkili trabzan yaptım. Çok hoş, yani çok basit ve çok hoş duran bir fırfır. Yani her seferinde her zincir içine batıyoruz. Aynı yere batmıyoruz. İki zincir çektim. Yanındakine batarak ikili trabzan, yanındakine batarak kaydırıyorum. İki zincir çektim. Yanındakine batarak ikili trabzan, yanındakine batarak kaydırdım. İki zincir çektim. Tam köşeye denk geldi. Bu ipi de arada gizliyoruz. Hemen bir yanındakine kaydırma. İki zincir çektim. Arkadan da ipi gizliyorum. Burada da tekrar aynı zincir içlerine batarak arkadan da ipimizi gizliyoruz. Saklamamıza gerek kalmaz. Şu şekilde ipimizi arkaya koyarsak ikili trabzan bir yanındakine de kaydırma. Bakın ipimiz de gizlendi burada arkadaşlar. İkili trabzan kaydırdım. Başını aldım. İki zincirli. Diğer yanındakine kaydırma. Başını aldım. Yani bana sorarsanız fiyonk olacaksa bu olmalı. Ben de birçok fiyonk yapıyorum ama en çok hoşuma giden yani bu formdaki fiyonklardan hoşuma giden bu fiyonk benim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Devam edelim. Burada da aynı zincir başlarına iki dalını alarak bitirelim. Fiyonkumu arkadaşlar bu kadardı. Şimdi katlamasını nasıl yapıyorum ben onu da göstereyim. İpimi arkaya aldım. Gizleyebiliriz. Ben gerek bulmuyorum. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Ön kısmı ben şöyle ortadan ikiye katlıyorum önce. Fiyonkumu eşit bir şekilde, sonra bu kenarını yukarıya, sonra bu kenarını yukarıya, şu şekilde şöyle krem rengi bir iple saralım. Yani sarma işlemini
çok sıkı tutarak, inceliğini, kalınlığını şu aralarda da rengi kalmasın arkadaşlar. Siz şekilde. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle, inşallah kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.